Hepinize yağmurlu bir İzmir gününden merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir 2 dakikada teknoloji videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda konuğumuz Cubic Bor Nitrür. Her şeyden önce arkadaşlar bu maddenin %100 insan üretimi olduğunu bir belirtelim. Gücünü de şöyle hayal edin. Normalde sanayilerde kullanılan şu kesici aletler var ya, elmas uçlu olanlar. İşte onların çoğunun yerini bu Cubic Bor Nitrür kaplamalı aletler almış durumda. Şimdi burada şöyle bir soru doğuyor arkadaşlar. Acaba insanoğlu doğanın kendisine sunmuş olduğu en sert maddelerden biri olan elmastan daha sert bir maddeyi üretebilecek mi? Vallahi yaptık arkadaşlar ve ihtiyaç da şuradan doğdu. Çelik gibi yüksek sıcaklıkta kesilebilecek malzeme böyle ortadan ikiye ayırabilmek için elmas yeterli dayanıklılığa sahip değildi. Bu vesileyle de insanoğlu adına Cubic Bor Nitrür denilen bu maddeyi icat etti. Ve bu madde elmastan daha sertti. Hatta durum öyle bir hale geldi ki arkadaşlar, savaşlar için üretilen çeşitli araçların kaplamasında da Cubic Bor Nitrür kullanılmaya başlandı. Bu araçlar tank vesaire vesaire gibi araçlar. Hatta zırh delen mermiler Cubic Bor Nitrür'e karşı duramıyorlardı. Maddenin özelliklerini de size şöyle sıralayayım arkadaşlar. Yüksek sertlik, düşük sürtünme katsayısı, iyi ısı iletkenliği, yüksek elektrik ve aşınma direnci ile birlikte yüksek ısılara karşı göstermiş olduğu kimyasal direnç. Bu özellikleri sayesinde sanayi tipi üretimlerde ve askeri sektörde ciddi bir kaplama malzemesi haline gelmiş oluyor. Düşünün ki 1370 derece sıcaklığa bile bu madde direnç gösterebiliyor. Yapılmış bir tane testi ekranda görüyorsunuz. Bu testte de arkadaşlar 6 mm'lik bir plaka halindeki Cubic Bor Nitrür'e zırh delici mermiyle ateş ediliyor. Testte de arkadaşlar Bor Nitrür'ün arkasına bir tane kağıt koyuyorlar. Soru şu, acaba mermi kağıda ulaşacak mı? Ulaşmıyor. Bor Nitrür mermiyi bertaraf ediyor. Hem de sadece 6 milimetrelik kalınlıkla bunu yapıyor. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlere de bir 2 dakika sözü vermiştim. Onu tutmak için burada cansiperhane çalışıyorum. Sizlere sormak istediğim soru şu arkadaşlar. Bu maddeyle cep telefonlarının kaplanmasını ister misiniz? Diyelim ki bu madde Cubic Bor Nitrür ile kaplandı. Ona sağlamlık testine ne yapardık? Fantastik yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hızlıca buradan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şuradaki butona tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.